Evet, bu hafta malumunuz olduğu üzere sanal gözlüklerle ilgili bir video olacak. Benim de ilk sanal gözlük deneyimimdi. Bu sanal gözlükte yaşadığım deneyim bayağı da hoşuma gitti. Birazcık bu sanal gözlüklerle ilgili muhabbet etmek istiyorum. Her şeyden önce bu sanal gözlüğü bir arkadaşımdan, yakın bir arkadaşımdan takas yoluyla aldım. Fazla bir maliyeti de olmadı bana. Yanında işte bu headstrap dedikleri, normal kendi kutusunun içinde çıkan headstrap'in dışında kendisinin temin etmiş olduğu bir headstrap vardı. Güzel de gayet de güzel. İş görüyor. Bunun dışında zaten paketin içinden şu gördüğünüz kontrol cihazları çıkıyor. Hiçbir yere bağlamadan, hiçbir kablo olmadan bağımsız olarak, çünkü Oculus Quest'teki standalone bir paket. Üzerinde kendi işlemcisi, RAM'i, işte kendi hafızası, daha doğrusu kendi bilgisayarı içinde olan bir sanal gözlük. Bu standalone paket diyorlar bu yüzden. Gözlüğü takıyorsunuz ve kullanmaya başlıyorsunuz. İsterseniz bilgisayara da bağlayıp Steam üzerinden aldığınız oyunları oynayabilirsiniz. Tabii Oculus Quest 2'ye uyumlu olmaları şartıyla bayağı da uyumlu oyunlar var. Kendi mağazasında da oyunlar var. Bunları da indirip oynayabilirsiniz. Geliştirici modunu açıp bunlara alternatif şekilde ulaşma yöntemleri de var. Bu SideQuest dedikleri program aracılığıyla yükleniyor falan filan. Çok da karışık işler değil, merak eden arkadaşlar bakabilirler. Aslında biliyorsunuz Oculus'u Facebook almıştı. Facebook bu işi bayağı ileri götürdü. Yatırım da yaptılar buna. Metaverse ile ilgili Facebook'un bazı planları var. Buna da bağlı olarak bu cihazı aslında olduğundan çok daha ucuza satıyor. Çünkü biliyorsunuz bilgisayar pazarında Oculus Quest'in rakipleri var. Bunlar HTC'nin Vivi ve Valve'in Steam Index'i. İkisi de başarılı gözlükler ama bunun gibi standalone değiller. Yani bilgisayara bağlayıp kullanmanız gerekiyor. Gerçi ağ üzerinden de bağlanıp kablosuz olarak kullanabilme imkanı var. Bu gözlük dediğim gibi sanal. Kendi işlem birimi, kendi içinde, kendi oyunlarını, kendi yazılımı üzerinden oynayabiliyorsunuz. Kendi mağazasından alıp. Ama Steam'de satılan Oculus Quest uyumlu oyunlar da var. Bunlardan en meşhuru Half-Life Alyx. Bunu da sorunsuz bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Bilinen birçok VR oyunu, Steam üzerinden satılan VR oyunu Oculus Quest'e zaten uyumlu. Konsol tarafında da biliyorsunuz PlayStation'ın kendi PSVR'ı var. Bu sanal gözlüğün ikinci sürümü 2023'ün ilk çeyreğinde çıkacak. Fiyat falan filan her şey de belli oldu. Gayet de güzel bir cihaz orada bize sunulacak olan sanal gözlük. Ama ben öncesinde işte böyle bir fırsat çıktı karşıma. Elimdeki direksiyonla bunu takas etmiş olduk. Sevdiğim bir arkadaşımdı kendisi, sağ olsun. Bayağı da yardımcı oldu. Böylece benim ön yargılı olduğum, birazcık da böyle antipatik bakıyordum. Çünkü şu sanal gözlük hiç yoksa bir 700-800 gram vardır diye tahmin ediyorum. Bunu kafanıza takıp böyle oyun oynamanın pek de sağlıklı olmadığını düşünüyordum. Gözlüğü takıyorsunuz, zaten yüzünüzü saran bir pet var. İrtibatınızı görsel olarak dünyayla kesiyor. Eğer kulaklık falan da takıyorsanız zaten hem görme hem de duyma olarak dünyayla bir irtibatınız kalmıyor burada oyun oynarken. Gerçekten enteresan bir deneyim. Dediğim gibi ön yargılıydım. Cihaz geldi, taktım. Zaten bir şok yaşadım. Bu şokun üstüne bir de Half-Life Alyx olayı oldu. Half-Life Alyx'te zaten açık söyleyeyim, en baştan söylüyorum, nefesim kesildi bazı sahnelerde. Hani böyle bir şey olamaz, böyle bir deneyim olamaz. Ben 80'li yıllardan beri oyun oynuyorum. 80'li yıllardan bu yana çıkan konsollar, işte bilgisayarlar, oyun platformları, bir çoğunu gördüm. Teknolojik oyuncakları da seviyorum. Yani sadece bilgisayar ve konsol alanında bakmayın. Yani böyle değişik ürünler üzerinde bayağı bir oyun oynamışlığım var. Ama bakın çok samimi söylüyorum. Hani 80'li yıllar, 40 yıl civarında bir deneyimden bahsediyoruz burada. Bir tecrübeden. Tecrübe derken yani ben tecrübeli, deneyimliyim anlamında değil. Bunları deneyim etmiş, bunları tecrübe etmiş biri olarak bu manada söylüyorum, altına çizeyim. Bunu ukalalık olarak algılamayın. Zaten dinozor birisi olduğumuzu da burada itiraf ediyoruz. Gördüğünüz üzere kaç yaşında adam diyorlar hala oyun oynuyor. Aslına bakarsanız çok da söyleyen yok. Çünkü insanlar alıştılar artık, her yaştan insanlar. Hani hiçbir yerde olmazsa cep telefonunda oyun oynuyorlar. İşte dediğim gibi bunca yıllık oyunculuk hayatımda diyeyim, beni en çok etkileyen, belki son 20 yıldaki en etkileyici ürün bu olmuştur derim, diyebilirim. Çok rahat da söylerim bunu. Gönül rahatlığıyla da söyleyebilirim. Hani hem antipatik baktım, böyle hiç almayı düşünmedim bir cihazı. Aldıktan sonra önce kendi oyunlarını gördüm. Zaten daha sonrasında Half-Life Alyx'i gördüm. Ya
Gerçekten inanılmaz bir şey. Bunu anlatmak istediğiniz kişiyi tecrübe ettirmeniz gerekiyor. Bir dönem televizyonlarda bu 2009-2010'lu yıllarda bu 3D televizyon muhabbeti çıkmıştı ortaya. Stereoskopik 3D diyorlardı. Ondan sonra farklı yöntemlerle işte 3D efektini yaratan televizyonlar çıktı pazara. İşte gözlüktü, oydu, buydu. Pek de tutmadı. Çünkü şu an piyasaya çıkan hiçbir televizyonda ben bu 3D özelliğiyle ilgili bir ibare görmüyorum. 3D özelliği sunan bir televizyon markası ben göremiyorum, bilemiyorum. Spesifik olarak belki de 3D olarak üretilen televizyon olabilir ama benim haberim yok dediğim gibi. Yani bir nevi 3D televizyon işi öldü. Artık bu satış rakamlarıyla birlikte ortaya çıkmış oldu. Firmalar da kestiler 3D televizyon üretmeyi. Şimdi o 3D televizyonlarda bilmiyorum zamanda kullananlar oldu mu? Özellikle bu stereoskopik televizyonlarda, stereoskopik 3D'lerde bu anaglif yöntemi var bile. O daha farklı bir yöntem. İki görüntünün üst üste bindirilmesi olayı. Stereoskopik 3D'de aynı anda iki görüntü üst üste gözlerin bakış açısına göre bindirilmiş. Aynı çözünürlükteki kare içinde veriliyordu. Siz gözlüğünüzü takıyordunuz. Gözlüğün camlarından birisi kapanıyordu. Birisi açılıyordu. Kapanıyordu. Açılıyordu. Saniyede işte bu 60 defa oluyordu. İşte o iki farklı görüntüden biz kendimizi 3D bir görüntünün karşısında zannediyorduk kendimizi. Ama tutmadı. Dediğim gibi tutmadı. Niye tutmadığını bilmiyorum. Gözlüklerden dolayı mı tutmadı yoksa başka sebeplerden mi? Ha benim vardı. Bir önceki televizyonum benim. 3D televizyondu. Sony'nin HX800'üydü. Hatta ilk çıktığı dönemlerde almıştım ben bu televizyonu. Stereoskopik 3D'ydi. Çok da güzel bir televizyondu. Ben 10-11 yıl kadar bu televizyonu kullandım. En sonunda işte Philips'in bu IPS televizyonuna geçtik. Onda o özellikler falan yoktu. O süre içinde benim televizyonun 3D özelliğini kullanmam sayılıdır. Yani toplasan 10-15 defa belki bilemedin 20 defa kullanmışımdır. Bakın koskoca 11 yıldan bahsediyoruz. 11 yıl boyunca bu televizyonu kullanıp yani bu kadar az sayıda o gözlüğü takıyor olmak bilemiyorum. Yani hiç kullanmadık demenin yerine geçer. Yani hiç kullanmadık. 20 defa kullanmış olmak 11 yıl içinde hiçbir şey. Hani gözlüğü taktığınız zaman işte görüntü koyulaşıyordu. Böyle sönük bir görüntü karşınızda. İşte çözünürlükler düşüyordu oyunlarda. Fazla destekleyen oyun yoktu. Pek hoş olmuyordu işin açıkçası. Fakat bu sanal gözlükte ben öyle hissettim. O 3D televizyonlarda yaratmak istedikleri etki, o ortam var ya. 3D gözlüğü taktığınız zaman direkt oyunun içinde hissediyorsunuz. Yani oyunun içindesiniz. İşte Half-Life 2'nin mesela bir VR modu var. Oyuncular yapmışlar. G-Man çıkıyor ya. Half-Life 2'nin hemen başına konuşuyor. Abi gözlüğü takıyorsun. Oculus Quest 2 bendeki. Şöyle bakıyorsun yandan. Bu taraftan bakıyorsun. Adamın kulakları falan filan. Şu favorileri yan taraftan. Yani gerçekten değişik bir şey. Gerçekten oradaymışsın. G-Man gerçekten karşındaymış gibi oluyor bu gözlükleri taktığın zaman. Hani 3D televizyonların sanki bir level üstüymüş gibi düşünün. Benim çok hoşuma gitti tecrübe olarak. İşte ilk önce kendisi standalone bir paket olduğu için ben önce kendi üstündeki oyunları falan denedim. Daha sonra Steam'den almış olduğum oyunlar vardı. Half-Life Alyx'i bir arkadaşın hesabından denedim. Fiyatı ya 49 liraya kadar indirimlerde düşmüştü. Almadık, çok pişman oldum. 92 liraydı herhalde tam fiyatı. Bu Steam'in bu güncellemesinden sonra fiyatı 510-520 lira gibi bir şey olmuş. Artık bu kış indirimleri başlıyor. Kış indirimlerinde bir bakacağız. %60 civarı bir indirim alırsa ben bu oyunu alıp kendi hesabım üzerinden doya doya birkaç defa bitirmeyi istiyorum. Çünkü çok şaşırttı bu oyun beni. Yani nefesini keser ya adamın bazı şeyler, heyecanlanırsınız. Gördüğünüz şey karşısında nutkunuz tutulur. Half-Life Alyx'i oynarken ben öyle hissettim. Gerçekten öyle hissettim. Bakın burada abartılı hiçbir duygu yok. Hani bugüne kadar bütün o oyun tecrübelerim, oyun deneyimlerim hepsini bir tarafa koyuyorum. Half-Life Alyx'i bir tarafa koyuyorum. Şimdi oyunun kontrolleri iyidir, kötüdür. İşte buralarda problem vardır, yoktur. Grafikleri çok iyidir, çok kötüdür. İşte hikayesi şöyledir, böyledir. Bunlar bir tarafa. Yaratmış olduğu tecrübe, yaratmış olduğu o deneyim, yani bunu ben bambaşka bir yere koyuyorum. Bütün oyun hayatım boyunca oynadığım oyunların bana yaşatmış olduğu tecrübelerin hepsini yazıyorsun alt alta, topluyorsun. O toplamı alıyorsun, buraya koyuyorsun. Bu tarafa da Half-Life Alyx'i koyuyorsun. Yani buna eşdeğer bir şey değil desem olmaz. Yani ona eşdeğer bir şey gibi ama. Yani oynadığım oyunlara da acaba
hakaret mi ediyorum gibi bir hisse kapılıyorum. Yani şimdi orada o görüntüleri görmek, o dünyanın içinde o oyunu oynamak gerçekten muazzam bir şey. Half-Life evreni içinde bir karakteri canlandırmak, o evrenin içinde yürümek, bir yerden bir yere gitmek, oradaki işte Combine ünitelerini görmek, Combine'ın devşirdiği insanları karşında görmek, sizi tarayan o havada uçan robotlar falan vardı, onların gelip sağına soluna böyle eğiliyorsun, bakıyorsun. Arkasından bakmaya çalışıyorsun. Kablolar falan filan geliyor. Ha, gerçekten gerçek gibi ya. Hani bilmiyorum, beni çok etkiledi. Şimdi tecrübe deneyim olarak böyle, bunu anlatmak gerçekten çok zor. Resident Evil 4 de çok hoşuma gitti. Resident Evil 4'ün VR sürümü zaten Oculus Quest'te özel. Sadece Oculus Quest platformunda oynayabiliyorsunuz. Yani HTC Vive, Steam Index var sizde. Sizde yok bu oyun. Bu oyun Oculus Quest'te özel bir oyun. Orada oynamanız gerekiyor. Ya şimdi orada işte silah almak, alıyorsun, şarjör takıyorsun, işte kundağı çekiyorsun, hedef alıyorsun, vuruyorsun veya işte mermi bitti, şarjörü boşaltıyorsun, o kendi aşağıya düşüyor. Yeni mermiyi takıyorsun. Ya pompalı mesela. Takıyorsun tek tek fişekleri. Şöyle harşuş ileriye geriye alıyorsun kabzasından. Ya çok enteresan bir şey. Böyle kullanmadıktan sonra yani bunu anlatabilmek çok zor ya. Yani denemenizi şiddetle tavsiye ederim. Zaten bu hislerim, duygularım, bilmiyorum nasıl anlattım arkadaşlarıma. Hemen arkadaşlarımdan ikisi benim anlattım. Gittiler. Oculus Quest 2 aldılar. Yani iki arkadaştan birisi bir hafta oldu almasına rağmen henüz denememiş. Bu hafta sonu bakacağım diyor. O da yeni bir bilgisayar topladı ama bilgisayar da bilgisayar değil abi. Çin genel evi gibi yani. Bakıyorsun içine. Yaldır yaldır her taraf ışık, zaten çok da büyük bir kasa abi. Gir içine yat yani, o kadar büyük bir kasa. Onunla falan uğraştı bir haftadır. Parçaları aldı, geldi, gitti, montajını yaptıydı. O geldiydi, bu gelmediydi. İşte bu hafta sonu o da deneyecek. Diğer arkadaş kullandı, abisi de kullanmış. İkisi de çok şaşırdı. Yalnız bununla ilgili, bu teknik özellikleriyle ilgili bir iki şeyden bahsetmek istiyorum. Sanal gözlüklerle ilgili. Yani bu video bir nevi de size rehber olsun. Hani hem deneyimlerimi, tecrübelerimi anlatma noktasında, hem de özelliklerini size anlatma, diğer gözlüklerle karşılaştırma noktasında bir rehber olsun diye birazcık anlatmak istiyorum. Şimdi ben kullanırken herhangi bir terleme, işte gözlüğün camlarında herhangi bir buğulanma olayı yaşamadım. Ama arkadaşım diyor ki ben taktıktan hemen kısa bir süre sonra, 30 saniye içinde sanal gözün lensleri buharlanıyor, buğulanıyor diyor. Şimdi bununla ilgili alternatif çözümler var. Hemen başlığı taktıktan sonra şu üst kısma bir modül alıyorsunuz. Yine bu head straplerden birine takılıyorum. Buradan işte gözün şu iç kısmına, şöyle göstereyim, şurada lensler var. Bulanan yerler bunlar. Bu iç kısma hava üflüyor. Böyle bir çözüme bakıyor. Çin'den AliExpress'ten getirecek onu. Bilmiyorum artık nasıl bir çözüm olur. Yani sorunu çözer mi, çözemez mi? Onu kullandıktan sonra o bize söylerse ondan sonra göreceğiz. Bir de şu yastık kısmı çıkartılabiliyor. Bunların içinde hava alabilen delikleri olan bazı yastık petleri var. Üçüncü parti. Bunları da alıp burada kullanabilirsiniz. Belki de o da çözüm olabilir. Ben bu terleme, buğulanma sorununu yaşamadım. Şu head strap işte Pelion'un mesela. Bu çakma bir şey. Bobo VR var bir de. O çok kaliteli ama fiyatlı da bir şey. Kullanabiliyorsunuz. İşte bunun tek sıkıntısı şu yanlarındaki kısımlar sabit değil. Yani böyle çat diye yerine oturtamıyorsunuz. Bilmiyorum, ona alternatif bir yöntem üretmeye çalışıyorum. Hatta şöyle şerit kelepçeler görüyorsunuzdur şurada. Bu şerit kelepçelerle ben bir çözüm üretmeye çalıştım ama maalesef olmadı. Daha fazla da sıkıp işte zorlamak istemiyorum. Kendi head strap'iyle de kullanabilirsiniz ama böyle yarım saat 45 dakika sonra şuralar falan, özellikle kulak üstleri çok ağrımaya başlıyor. Şöyle bir şey şart. Şöyle göstereyim. Şu ön kısımdaki bantla şunlar bu gözlüğün, sanal gözlüğün ağırlığının bir kısmını buraya taşıyor. Hatta şunu da ense kısmınıza doğru biraz açılı takarsanız arkadaşlar, bu ağırlığın büyük bir kısmı hem burada hem burada toplanmış oluyor. Ön taraftaki bu ağırlık sizi
yormuyor, üzmüyor. Şöyle şu düğmeyle de burayı sıkıp gevşetebiliyorsunuz. Güzel bir şey. Bunun işte Bobovier olanı 2000-2500 lira. Bu benim elimdeki Pelio, Bobovier'ın çakması. Bunu da 300-400 liraya satıyorlar. Keşke şuraları sabit olsaydı. Başka çözümler de var. İnternet üzerinden bakabilirsiniz. Amazon.com.tr'de bayağı bir ürün var. Onlara bakmanız gerekiyor. Şu kollarla ilgili yalnız sorun yaşarsanız, yeni bir kol almaya kalkarsanız o kolları bulma konusunda ciddi güçlük çekebilirsiniz. O yüzden kollarınızı özenle kullanmaya dikkat edin. Şimdi gelelim Oculus Quest 2'ye. Gözlüğün iki tane lensi var. Üç tane pozisyonu var. Gözünüzün yerine göre. İşte gözünüz açıktadır, ortadadır veya iyice merkeze yakındır. Veya yaşınıza bağlı olarak genç bir kardeşimiz mesela kullanıyordur. Gözleri bizim gözlerimizden, bizim gözümüze göre merkeze daha yakındır. Lensleri merkeze yaklaştırarak göz odaklarına en uygun pozisyona almaları gerekiyor lensleri. Çıt 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 böyle 3 tane pozisyonu var. Onun dışında çözünürlüğü bayağı iyi Oculus Quest 2'nin lenslerindeki. Hani HTC'nin Vivi, Valve'in de Steam indeksine baktığınız zaman aralarında böyle uçar kaçar farklar yok. Tazeleme hızı oranı olarak da gayet iyi. Ben 72 Hz oynuyorum. 90-120 de yapabiliyorsunuz. Çok böyle rahatsız edici bir durumla da karşılaşmadım 72 Hz'de bile oynarken. Çözünürlük zaten gayet iyi kullanıyorsunuz. Fakat Oculus herhalde bunu kendi yazılımı üzerinden biraz düşürmüş ki pil ömrünü uzatmak için. Şimdi Oculus Quest'i bilgisayarınızla kullanmak isterseniz ya bir kablo ya da Airlink ile bilgisayarınıza bağlamanız gerekiyor. Airlink için 5 GHz'i destekleyen bir modeminizin olması gerekiyor. Ve modeme baya yakın olmanız gerekiyor. Değilse de en azından 5 gigabit per second kablo hızını destekleyen tip C bir ucu USB veya her iki ucu tip C olabilir ama kesinlikle 5 gigabit per second minimum. Bu hızı destekleyen bir kabloya sahip olmanız lazım. Ha, düşük hızlardaki kabloları da kullansanız çalışıyor mu? Evet çalışıyor. Ben bir tane kablom gelene kadar kullanmak için çakma bir kablo almıştım. Onda da görüntü geliyor. Ama görüntü tabii böyle kaliteli kabloların aktardığı görüntü kalitesinin yanından bile geçemiyor. Bayağı fark var aralarında. Bir de 10 gigabit per second kablolar var. Ben Almanya'dan 10 gigabit per second hızında veri aktarabilen bir ucu tip C, bir ucu USB-A bildiğimiz normal USB girişi olan bir kablo almıştım. Gelmesini bekliyorum. Muhtemelen haftaya da gelmiş olacak. Elimde 5 gigabit per second data aktarabilen bir tip C USB-A kablo var. Bir tane kalitesiz kablo var. Her ikisi de iş görüyor. Yalnız ben Airlink ile bir türlü bağlayamadım. Benim modemimle muhtemelen anlaşamadı. Bu cihaz dediğim gibi bu iki şekilde bağlanıyor. Kaliteli bir kablo muhakkak alıyorsunuz. Onun dışında dediğim gibi bu stand alone bir sistem. Yani bilgisayarınızda olmadan herhangi bir aygıta bir cihaza bağlamadan kendi üzerindeki işlem birimiyle Android tabanlı bir işletim sistem var. İçindeki oyunları oynayabiliyorsunuz. Hafızası 128 GB bendeki modelin. 256'lıkları var. 64'lükleri varmış. Bunlar herhalde satıştan kaldırılmış. Şu an piyasada 128 ve 256 GB'lık modelleri var. 128 GB'lık model de yeter. Genelde oyunların boyutları 3-5 GB. Fakat yüksek veri miktarı olan oyunlarda var. Artık onlarda durum birazcık sizi sıkıntıya sokabilir. Hangi modeli bulursanız alın. Çok da güzel bir cihaz. Kendi içindeki oyunları Resident Evil 4 VR var, Medal of Honor var. Benim çok beğendim. Ya çok değişik bir his. Kendi üzerindeki oyunları da gayet güzel oynayabiliyorsunuz. Ama Half-Life Alyx yani. Şimdi bunu kıyaslayabileceğiniz sistemler HTC Vive, Steam Index, Valve'in Steam Index'i. Onlar neredeyse yarı fiyatına satılıyor. Hatta bazı durumlarda hani aksesuarlarına göre yarı fiyatından daha az. Ben bunu birazcık Facebook'un diğer markalarla rekabetine, bir de işte bu Metaverse muhabbeti var ya Facebook üzerinden. Orada bu cihazı yaygınlaştırıp Metaverse ile ilgili gelirlerinde bir artış beklentisi içinde olmasına bağlıyorum. Güzel bir cihaz. Hani ben şimdi takasla değil de bir VR gözlük almaya falan kalksaydım muhtemelen yine Oculus Quest 2 alırdım. Hani fiyat performans oranı bayağı yüksek. İki arkadaşım hemen aldılar ben söyledikten sonra. Benim tecrübelerime güvenerek. Birisi zaten bayağı deneyim etti. O terleme sıkıntısı dışında bir sıkıntısı yok. AliExpress'ten işte bu gözlüğün ön tarafına takılan havalandırma yapan motorlardan alacak. İşte küçük bir pervane var üzerinde.
Şimdi bu oyun dünyasını etkileyecek bir tecrübe olur mu? Yani oyun dünyasının gideceği yön sanal gözlükler olur mu? Abi şimdi tamam, çok güzel bir alet. Tamam, ben buna bayıldım. Çok hoşuma gitti. Beni çok etkiledi. Half-Life Felix yani bambaşka bir şey. Yani oynayıp görmeniz lazım ya. Fazla üzerinde durup sizi de bunaltmak istemiyorum. Half-Life Felix diye. Ama imkanınız varsa bir arkadaşınızla deneme. Veya işte bir mağazada. İşte eskiden Atari salonları vardı. Sonra PlayStation salonları falan çıktı. Bunların bir kısmında bu sanal gözlüklerden var. İşte saatlik ücretini ödeyip siz bunları deneyebiliyorsunuz. Tavsiye ediyorum, gidin bir deneyin ama işte istediğiniz oyunu deneme şansına erişebilecek misiniz? Bu dönem yani mesela bir Half-Life Felix'i görebilecek misiniz? PlayStation kanadında biliyorsunuz PSVR 2 gelecek. Şubat diyorlar çıkış tarihi. Fiyatı da çok iyi. 550 euro. Hani full paket gelecek o da. Şu gördüğünüz kendi head strap'i falan filan. Ondan sonra üzerindeki hoparlörler falan da gayet yeterli. Onlar da hemen şurada, şu kısımda yetiyor. Ama yani kulaklık da bağlayabiliyorsunuz. Kulaklık girişi eğer standalone kullanacaksanız 3,5 mm buraya bağlayıp bir kulaklık kullanabilirsiniz. Zaten bilgisayardan kullanıyorsanız bilgisayarın kendi ses bağlantı birimlerini kullanabilirsiniz. PSVR'da çok güzel olacak ama yani PSVR'da mesela benim alabilmem için en önemli şart ne olurdu? Half-Life Felix'in PlayStation'a gelmiş olması olurdu. Ama zaten o gelene kadar, Şubat ayına kadar ben herhalde bir 2-3 defa bilgisayarda Half-Life Felix'i bitirmiş olacağım. Haftaya Perşembe günü kış indirimleri başlayacak. Oradan ben Half-Life Felix'i çok büyük bir ihtimalle almış olacağım. Evet, VR muhabbetleri bu kadar sevgili arkadaşlar. Onun dışında bu yıl bitiyor. Güzel bir yıl oldu benim açımdan. Yani yeni teknolojik oyuncaklara sahip olduk. Odamda bazı değişiklikler oldu. Yeni bir bilgisayar topladık işte. Güzel oyunlar çıktı. Keyif aldım. Çok güzel oyunlar oynadım. Beni çok etkileyen oyunlar oldu bunların içinde. Zaman harcadım. Gran Turismo'ya baktım. Geçen 340 saat civarı zaman harcamışım ben Gran Turismo'ya. Yani abartmışız biz Gran Turismo'yu. Çok oynadım. Başka araba yarışları da oynadım. Araba yarışlarıyla ilgili zaten takıntım var. JRPG'ler, araba yarışları. Bunlara karşı ciddi bir zaafım var. Şimdi önümüzde bir 15 gün gibi bir süre kaldı 2022'nin bitmesi için. Bu 15 günlük sürenin ardından biz yeni bir yıla, 2023 yılına merhaba diyeceğiz. 2023 yılı ile birlikte güzel oyunlar çıkacak. Yeni yeni belki de teknolojilerle tanışacağız. Yeni donanımlar çıkacak. Bunları işte kimisini bilgisayarımızda. Kiminiz gideceksiniz işte yeni bir telefon çıkmış olacak. Gideceksiniz, onu alacaksınız. Güzel bir yıl olur inşallah. İşte bu kalan 15 günlük süreç içinde ben bir 2022 yılı değerlendirmesi önümüzdeki 2 hafta içinde yapacağım. Ama işte bunu son haftaya da bırakabilirim. Son haftadan önceki hafta, yani önümüzdeki haftada yapabilirim. Haftalık o 3 videoluk akışımız var. Buna dahil olur mu? Yani cumartesi videosuna mı koyarız? Yoksa ayrı bir video mu olur? Buna henüz karar vermedim. Artık o benim o hafta içindeki yoğunluğuma, iş tempoma, haleti ruhiyeme, işin açıkçası birazcık keyfime bağlı. Bakalım işte, hem 2022 yılının bir oyunlar teknoloji açısından bir değerlendirmesini yaparız. 2023'ten beklentilerimizi dile getiririz. Hem 2022'de oynadığımız oyunlardan bizde iz bırakanları, sevdiklerimizi, sevmediklerimizi, onları konuşuruz. Hem de 2023 yılında gelmesini sabırsızlıkla beklediğimiz, yolunu böyle dört gözle beklediğimiz oyunlardan bahsederiz. Bu önümüzdeki iki hafta birazcık böyle olacak. İnşallah beğenmişsinizdir bu Oculus Quest 2 ile ilgili videomu. Hani bu daha çok tecrübe, deneyim odaklı bir video oldu. Kendi hislerimi size aktardığım bir video oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Dilerim almayı düşünen arkadaşlar için veya almayı düşünecek arkadaşlar için bir rehber olmuştur. Faydalı bir rehber olmuştur. Evet, bu haftalık da bu kadar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.